Gizem, ne yapalım? Biz de gelin adaylarımızı alalım. Bakalım onlar bu haftanın birincisini, damat adayları da gelin adaylarının birincisini tahmin edebilecekler mi? Evet, gelin adaylarımızı çağırıyoruz efendim. Damatlar evinden sizce bu hafta kim birinci seçilmiştir? Ayça, fikrini merak ediyorum. Ay hiç tahmin de edemiyorum. Adnan'dır inşallah. Niye ki? Bilmem, Adnan'ı seviyorum ya, olsun. Olsun, sen seviyorsun diyorsun. Aynen, olsun. Attın mı? Yok kanka, atmadım ya. Yasak ayı. Sen bana attın mı? Peki efendim, Adnan'dır diyorsun. Başka birine soralım bakalım. Nur, sence kim olmuştur erkekler evinden? Hangi damat adayı seçilmiştir haftanın birincisi? Yok. Adnan ya da Murat abi diyorum. Neden? Çünkü Ceyda ile Mehtap demiştim. Yani evet. Onların aşkları yüzünden diyorum zaten. Aşk yaşadıkları şeyler diyorsun. Yüzünden diyorum. Peki. Melis'e de bir sorayım. Melis ne diyorsun? Ben de Eser diyorum. Ya canım sen. Bırak Allah aşkına. Ya neyse Allah aşkına. Ben de Melis. Murat diyorum. Ama bak, hiç sorulmadan, sorulmadan oradan bir destek geldi. Kesin Murat'tır. Evet, bilemeyeceğim. Esmer çok seven Murat mı? Kesin Esmer seven Murat. Aman aman kurcalama diyorsun. Oraya hiç girmiyor. Şimdi tamam, damat adaylarına dönüyorum. Damat adaylarından ben önce bir Emre'ye sorayım. Emre, fikrim yani Nur'un verdiği ipucu sayesinde ben Mehtap diyorum. Niye ki? Nasıl bir ipucu verdi? Anladım yani, oradan bir şey yakaladım. Yani iki aday verdi, ondan biri gelmiştir. Mehtap olmuştur diyorum. Peki, zaten iyi de gidiyorlar diyorsun. Aynen öyle. Yani Mehtap yenge bir de üzdük onu. Yani halk görmüştür bunu. Mehtap yengeye teşekkür vermiştir. Teşekkür ederim, gönlünü. Bak, yenge halen adın, görüyor musun? Güzel bir şey yenge. Tankut ne dersin? Aklımda iki isim var. Bir tanesi Ceyda olabilir. Ama Mehtap diyorum ben. Bence de Mehtap olmuştur. Herkes börekten dolmadan memnun anladığım kadarıyla. Evet, çok, evet. Anlaşıldı. Evet, erkekler daha akıllı, ben size de diyorum. Hiç bilmiyorsunuz. Evet efendim, şimdi açıklamanın zamanı geldi. O zaman ben hemen yanıma çağırayım. Damat adaylarından Murat'ı. Düşündüm zaten, çok istemiştim. Buyurunuz beyefendiciğim. Ama bak, Edison gibi adam, görüyorsun değil mi? Bak bak, çiçeği. Kim taktı bu çiçeği Mehtap sence? Kim taktı Murat o çiçeği? Ha, hiç bunları dikkatinden kaçıyor bunlar. Ben mutluluktan görmedim de. Mutluluktan görmedim, sonra hesabını sor ama. Uzun boylu esmer birisi taktı. Uzun boylu esmer ve siyah gözlü. Çoğu şey göz almış. Gerçekten şaka yapmıyorum, öyle bir taktı. Doğru söylüyorum. Benim tarif ediyorlar. Ama sakalları da var. Sakalı bıyığı var ama rahat ol, Erdem taktı yani. Ya var ya, daha hani yenge yenge deyip sonra da üzmek böyle bir şey galiba. İşte böyle senin zaafını bulduk, böyle yapıyoruz. Efendim, gelin adaylarımızdan da ilk kez. Korumayı geçen hafta almıştı. Seçilen herkes bir isim. İlk Nur. Bu bir ilk. Gel bakalım. Aa ne? Aa hiç. Çok şaşırdım. Alışmıştık. Murat. Ha, Mehtap gelemedi, hayal kırıklığının ağası bu. Tabii ki o. Nasıl, şaşırdınız mı Nur'un seçilmesine beyler? Ben gerçekten... Onu geçiriyordum kalemden de, ağzımdan Mehtap çıktı vallahi. Çevir gazı yanmasın. Ne güzel. Bak Semih, bu seni de ilgilendiren bir durum. Nur'un burada gelin adayı olarak destekleniyor olması demek, evet, aşkının, bu evde bir hafta daha kalmasının, duruşunun ve belki de seni tercihinin de destekleniyor olması demek. Büyük bir etken. Ya bu çok güzel büyük bir şey. Etken. Sevindin mi sen de? Sevinmez miyim? Ya ne alakası var? Sen herkese egoist diyorsun. Sevinli, hayırdır abi? Hayırdır yani? Bugün ilk kelimesi o. Ben söylemiyorum. Halk da böyle senin ağzına söylüyor. Alışmış, ağzına alışmış, yapışmış herhalde egoist. Aynen. Egoist senin diyorsun. Gibi netsin. Sen... peki birbirinize söyleyecek bir şeyiniz var mı? Peki beyler, Nur'a şaşırdınız mı? Ben şaşırmadım. Duruşuyla zaten hak ediyordu, aldı. Adnan? Aynen öyle. Hanımlar, siz Murat'a şaşırdınız mı? Hayır. Murat abi hak ediyordu. Çok da güzel alıştık oldu. Alıştık diyorsun ya. Adamcağız ikinci alıştı ya. 4,5 aydır. Senin kaç tane var?
Dört mü? Saymadım vallahi ben kaç. Ya bak böyle işte. Şimdi yalnız Murat, Esmer ve kara gözlü hanımlardan hoşlandığını söylediği için romantik ödülü alamayacak. Doğru, çok ciddiyim. Tamam. Cezalısın. Sen de formun bozulmasın, güzelsin, çıtı pıtı, minyon kızsın diye yemeğe gitmiyorsun bugün. Olur. Öyle evet, ne var? Allah Allah. Bugün hiçbir şey yok. Şöyle, efendim ama final gününde 10 bin liranın sahibi ikinizden biri olacak. Bakın bu çok önemli bir sorumluluk. 10 bin lirayı alıyor olmanız, o paranın cepte olduğu anlamından çok kendi evinizi koruma altına almanız evet. anlamına da geliyor. Doğru. Yani bir yandan onun sevinci, bir yandan ter ama şu anda yaşadığınız şey yüz binlerce izleyici tarafından onaylanmak çok ve önemli. Evin en beğenilen damat adayı ve gelin adayı olmak. Sağ olsun. Mutlu muyuz? Mutluyum tabii. İlkler güzel miymiş? Güzelmiş. Peki, o zaman ben sizi burada bırakıyorum gerçekten de. Final öncesi biraz stres atın, keyfinize bakın. Gerçekten ödül yok. Tamam. Güzel baş başayız. Bir daha demesin kara gözlü seviyorum diye. Yani bu da sana bir ceza oldu. Ödül yok, her gün ödül ödül. Aa bugün de az yiyin canım, bir hafta börek yediniz. Yaşın yanında kuru da yanıyor arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Bir daha üslubunuza dikkat edin. Mehtap'ın benim önemi olsun. Sevinç'le yemeğe gideceğiz diye. Yer hiç önemli değil. Vallahi benim. O da işte istedik işte beraber olma şansını kazanıyor. Önemli olan birlikte olmakla. O zaman size iyi eğlenceler diliyorum final öncesinde. Görüşürüz. Bolca stres atın. Maalesef şu gördüğümüz adaylardan bir tanesi bir sonraki buluşmamızda elenecek ve eve veda edecek. Ama olsun, şimdilik hepimiz buradayken tadını çıkaralım. Hoşça kalın. Güzel bir gün olsun. Görüşürüz. Biraz da bari eseri gönderelim bir yere ya. Senin de bir şey ya. Vallahi tek başına gideydim. Sakasın bir yerde ya. Şu köşede köşede otursun merdivenlerde. Bu hafta da birinci oldum. Beni izleyen, destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Yalnız şöyle bir şey var. Omuzlarımda daha büyük bir sorumluluk var. Evet, beni teşvik ediyorsunuz, beni destekliyorsunuz. Ben bundan çok mutluyum. Ama sizin o sorumluluğunuzu da taşıyorum. Sakın bunu unutmayın. Herkese canı gönülden teşekkürler. Sen olur, sen yeter ki sen...